bu videomda sizlere bu görmüş olduğunuz runner'ın yapılışını anlatıyor olacağım yapılışı inanın çok kolay hep aynı modeli tekrar ederek istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz şöyle göstermek istiyorum zincir çekerek başlıyoruz üçlü trabzan örüyoruz daha sonrasında bir sıra sık iğne bir sıra kafes örerek bu grubu tekrar ederek dediğim gibi istediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz Ben toplam olarak şöyle göstermek istiyorum kullandığım ipimi kullanmış olduğum ip polyester makrome ipi İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz bu modeli için kağıt ip olur koton ip olur pamuklu makrome ipi olur her türlü ipi kullanabilirsiniz ama ben bu ipi çok yakıştırdım bu runner için toplam olarak 3 yumak ipimi kullandım etiket bilgilerini zaten videonun giriş kısmında bahsediyor olacağım şöyle ölçülerinden bahsetmek istiyorum en olarak 27 santim boy olarak ise ben 83 santim uzunluğunda ördüm Siz de dediğim gibi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz burada enini daha geniş örmek istiyorsanız zinciri daha fazla çekmeniz gerekiyor boyu da daha uzun örmek istiyorsanız dediğim gibi bu grubu daha fazla örmeniz gerekiyor ben buranı mutfak masası için örüp hazırladım, ama size de yine bir büyük masada da göstermek istiyorum. Tabi dediğim gibi büyük masa için buranır küçük oldu, ama dediğim gibi mutfak masası için ideal oldu. Evet videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Açıklamalar kısmına instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak beni oradan takip edebilir, yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi runner'ın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde polyester makrome ipi kullanıyor olacağım. İpimin markası Woolen Yarn. Şöyle etiket bilgilerine baktığımızda ise ip 100 gram 150 metre 1,5 milim kalınlığında. İpime uygun olarak da 3 numaralı tığımı kullanıyor olacağım. Şimdi burada zincir çekerek başlıyoruz. İstediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Yani runner'ınızı enine ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben toplam olarak 52 tane zincir çekerek başlayacağım. Şöyle ipimi parmağıma doluyorum. Şöyle tığımı doladım. Bakın 1 2 3 4 Şimdi ben modeli size anlatabilmek için 25 tane zincir çektim ama dediğim gibi toplam olarak 52 tane zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada tığımın üstüne ipimi doladım. Tekrar doladım. Bakın iki kere ipimi doladıktan sonra şimdi burada 1, 2, 3 tane zincirimi atladım. Dördüncü zincirin içerisine battım. ipimi çekiyorum. Bakın üçlü trabzanlar yapacağız. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. 1 2 kere doladım. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. 1 2 3 seferde çıkıyorum. 1 2 kere tığım üstü ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın ilk olarak 2 ipimi çıktım. Daha sonrasında 2 ipimi çıkıyorum. Tığımda kalan son 2 ipi de çıkarak 3 seferde çıkmış oluyoruz. 1 2 kere ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine battım, ipimi çektim. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Şimdi sıra sonuna gelene kadar üçlü trabzanlarımızı yapalım. 1 2 kere doladım. Yandaki zincire battım. 1 2 3 seferde çıkıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın her bir zincirimize birer defa batarak üçlü trabzanlarımızı yaptık. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde bir tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi bu zincir çektiğimiz noktanın hemen dip noktasına değil yanındaki bakın üçlü trabzanın tepesine direkt batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanına geçiyorum bir sık iğne. Yanına geçiyorum bir tane sık iğne yapıyorum yanına geçtim bir sık iğne yanına geçiyorum bir tane sık iğne yapıyorum şimdi bu üçlü trabzanlardan sonraki sıramızda her birine birer defa batarak sık iğne örüyoruz bakın her bir üçlü trabzanın tepesine batıyorum birer defa sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim bir sıra sık iğnemizi ördükten sonra 1 2 3 4 tane zincirimi çektim örgümü çeviriyorum şimdi burada kafes sıramızı örüyoruz tığımız tepimi doladım bu zincir çektiğim noktanın dibini boş bırakıyoruz bakın şurayı saymıyorum yanından 1 2 sık iğne atladım üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum bakın iki seferde çıktım araya iki tane zincir çekiyorum tığımız tepimi doladım 1 2 atladım 3.ünün tepesine bir tane ikili trabzan. Bakın ikisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzanım ördüm. Araya iki tane zincir, iki tane boş bırakıyoruz. Bakın iki tane atladık. üçüncünün tepesine battım. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Araya iki tane zincir, tığım sepimi doladım. Bir iki atladım. 3.ünün tepesine bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde kafeslerimizi örüyoruz. Araya 2 zincir, Tığım sepimi doladım, iki tane boş bıraktım, üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan, İki zincirimi çektim. Bakın sıra sonuna kadar gelmiş oldum sizinle. İki boşluğumu bıraktım, tam sıra sonundaki, bakın sık iğnenin tepesine battım, bir tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi bu 3 sırayı tekrar ediyor olacağız. Bir sıra bu şekilde uzun üçlü trabzanlarımız örüyoruz. Bir sıra sık iğne, bir sıra bu şekilde file kısmımızı örüyoruz. Şimdi birlikte tekrardan başlayalım. Sıra sonuna kadar filelerimizi örmüş olduk. Bakın kafeslerimizi. Sıra sonuna geldiğimizde 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Bakın dört tane çekiyoruz bu sırada. 1, 2 kere tığımız ipimi doladım. Şimdi bu kafes boşluklarımızda iki tane zincirim olduğu için bakın 1 2 3 seferde çıktım tekrar 2 kere ipimi doladım kafes boşluğuma batıyorum ipimi çekiyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir çıkarak üçlü trabzanlarımızı örüyoruz bakın her kafes boşluğunu üçlü trabzanlarımızla iki tane dolduruyoruz tığım üstüne iki kere ipimi doladım trabzanın tepesine geldiğimizde ise 1, 2, 3 seferde çıkarak trabzanın tepesine de bir tane bakın bu şekilde üçlü trabzanımızı örüyoruz. Tekrardan 2 kere ipimi doladım. Kafes boşluğuma 1, 2, 3 seferde çıktım. 2 kere ipimi doladım. Kafes boşluğuma batıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Tekrardan 2 kere ipimi doladım. Trabzanın tepelerine de birer tane üçlü trabzanımızı örüyoruz. Şimdi sıra sonuna gelene kadar bu şekilde kafeslerimizi ve trabzan tepelerini dolduralım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın sıra sonunu göstermek istiyorum. Yine tığıma iki kere ipimi doladım. Kafes boşluğuma batıyorum. Bir, iki, üç seferde çıktım. İki kere ipimi doladım. Kafes boşluğuma batıyorum. 3 seferde çıkarak bakın 2 tane buraya da trabzanımızı örmüş olduk. Üçlü trabzanımızı. Tekrardan 2 kere ipimi dolayıp burada 1, 2, 3. zincirin tepesine de batıyorum. Ve bir tane de buraya bakın bu şekilde üçlü trabzanımızı örmüş olduk. Şimdi dediğim gibi aynı grupları tekrar ediyor olacağız. Sıra sonunda bir zincirimizi çekip örgümüzü çeviriyoruz. Dip noktasına değil yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Şimdi sıra sonuna gelene kadar her birinin tepesine birer defa batıp sık iğne örüyoruz. Bakın bu sıramız sık iğne sırası. Her birinin tepesine birer defa batalım. Sık iğnelerimizi örelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bakın bir sıra sık iğnelerimizi ördük. Şimdi sıra sonunda bir sonraki sıramız yine kafes sırası olacağı için 1, 2, 3 tane 4 tane zincirimi çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Tığım üst doladıktan sonra bakın burada alt sırada yapmış olduğumuz kafese denk gelmesi gerekiyor trabzanlar. Tam trabzanın üstüne denk gelen noktada bakın bir tane ikili trabzanımı ördüm. Araya 2 zincir tığımız tepimi doladım. 1-2 boşluk bıraktım. Üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan. 1-2 iki zincir tığımız tepimi doladım. 1-2 atladım. Üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan. 2 iki zincir. 2 zincirden sonra tığımız tepimi doladım. 1-2 boşluk bıraktım. Üçüncünün tepesine bir tane ikili trabzan. Bakın benim gibi trabzanlar trabzanların tepelerine denk gelmesi gerekiyor. Bu noktada önemli. Şöyle baktığımızda üst üste gelmesi gerekiyor. Şimdi sıra sonuna gelene kadar kafeslerimizi tamamlayalım. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Büyük parçamdan devam edeceğim şimdi. Burada şimdi sıra sonuna geldiğimizde iki tane zincirimi çektim. Yine tığım sepimi doladım. Bakın iki tane boşluğumu bıraktım. Son noktaya batıyoruz. Bakın kenarların düzgün durabilmesi için burada bir tane ikili trabzanımı ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde baktığımızda e, bayağı bir örmüş oldum. Dediğim gibi bu 3 sırayı tekrar ediyoruz. Bir sıra şimdi burada bir sıra tekrardan üçlü trabzanlarımızı örüyor olacağız. Kafeslere ikişer tane, trabzan tepesine birer tane. Daha sonraki sırada bir sıra sık iğne örüyoruz. Bir sonraki sırada da yine kafes örüyoruz. Eğer sıraları karıştırıyorsanız videoyu başa sarıp şuradaki sıraları tekrar ediyoruz. Bakın şu grubu bu şekilde tekrar ede ede istediğimiz boyuta gelene kadar ranarımızı örüp tamamlayacağız. Yine ben en son fikir olması açısından söylerim kaç santim uzunluğunda ördüm. Şimdi sıra sonunda 4 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. 2 kere ipimi doladı. Kafes boşluklarını bu sırada üçlü trabzanlardan ikişer tane dolduruyorum. Trabzan tepesine de bu şekilde bir tane batıyorum. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar ranırımı örüp tamamlayacağım. Şimdi gösterdiğim şekilde ranırımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Ben bir tık kısa ördüm. Siz dilerseniz daha fazla da örebilirsiniz. Burada şöyle göstermek istiyorum. Ördüm en olarak şöyle fikir olması açısından daha kenarları örmedik kenarları birlikte öreceğimiz için şöyle baktığımızda 27 cm eninde. Boy olarak da 86 santim uzunluğunda örüp tamamlamış oldum. Dediğim gibi siz daha fazla da örebilirsiniz. Şimdi kenarına ip kaydırma yaparak burada bir tamamlıyor olacağız. Bitirirken yine burada kafesten sonra bakın burada bir sıra yine üçlü trabzanlarımı ördüm. Sak iğne sıramı örmedim. Şimdi burada yanına batıyorum ipimi kaydırıyorum bu şekilde. Yanına geçtim ipimi çektim. Bu çektiğim ipi tığdaki ipten çıkartıyorum yanına geçiyorum ipimi kaydırıyorum bakın her birinin tepesine birer defa batıp bu şekilde ipimi kaydıracağım etrafından dolanacağız bakın burayı geçeceğiz yan kenarını diğer uç kısmını daha sonrası diğer tarafı da geçerek komple etrafından dolanmış olacağız şimdi sıra sonuna kadar bir geleyim şu yan kenarları nasıl yapıyorum onları da gösteriyor olacağım bakın bu şekilde yanına geçtim ipimi kaydırdım şimdi sıra sonuna kadar gelelim şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim bakın ipimi yürüttüm şimdi sıra sonunda bakın köşeyi hemen dönüyoruz bakın yandaki noktaya batıyorum ipimi kaydırıyorum bakın yanına geçiyorum ipimi kaydırıyorum şimdi şöyle yanına geçtim ipimi kaydırdım bakın hemen şu yandaki noktalara batıyoruz şöyle de göstereyim hemen yanına geçiyorum ipimi kaydırıyorum yanına geçtim ipimi kaydırdım şimdi bu şekilde dediğim gibi etrafından dolanacağız başladığımız noktaya kadar bu şekilde ipimizi yürütüyor olacağız bakın başlangıç yaptığımız burası komple runnerın etrafından gideceğim diğer uca kadar geleceğim burayı da ördükten sonra yukarıya doğru tekrardan çıkıyor olacağım şimdi etrafından dönelim ve runnerımızı tamamlayalım Şimdi gösterdiğim şekilde etrafını ip yürütmesini de tamamladım. Başladığım noktadayım şu an. Şimdi burada ilk yaptığımızın tepesine batıp ipimizi kaydırıyoruz. Bir tane de zincirimizi çekiyoruz. Şöyle ipimi kesiyorum. Bu kısa kalan ipi yakıp buraya yapıştıracağım. Polyester makrom ipi olduğu için. Bakın bu şekilde gayet güzel ranırımızı elde etmiş olduk. İstediğiniz ölçülerde tabii ki de yapabilirsiniz. Evet ranırın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.